14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk geliyor bu şu anda izleyici izlerken şeyi, programımızı. İki de çok sevdiğim arkadaşım bugün benimle olduğu için böyle onlarla böyle yemeli içmeli masalı böyle güzel bir şey yaptık. Beğendik mi peki? Çok hiç sevmeyiz, olmuş. hiç. Sarp da hiç sevmez. Hastasıyım ya, şahane olmuş. Çok korkuyorum ama Kürşat abi, Kürşat Başar şeyi basacak diye. Orayı. Onun da vardı ya böyle bir programı. Aa, evet, yemek yıllar önce ben ona konuk olmuştum. Hatta aklıma geldi bir davet edeyim falan diye fırsat olmadı. Neyse inşallah Kürşat abim şey yapmaz, kulaklarımı çekmez diye buradan da ona güzel bir gönderme yapmış olalım. Ya bugün diyorum ki şöyle güzel iki format, iki farklı formatta fotoğraf çekelim burada. Tamam. Bir tane işte böyle yaptığımız dekorda. Zaten dekorda gördüğün gibi bir tane aslan adamımız var. Böyle. Ondan sonra... Sonra da yemek masasında böyle oturmuş. İşte tamam. O hani o Güzel ve Çirkin'in o romantik hikayesini biraz da sadık kalarak ondan sonra iki farklı setup'ta güzel güzel fotoğraflarımızı çekelim. Gönülden onun için hazırlandık zaten. Zaten harikayız yani başından beri. Sevgili Çağlar zaten bizim şeyimiz sanat yönetmenimiz de sabahtan bir şeye çalışıyor. Burada bir dakika önce kıyametler kopuyordu yani işte masalar havada, çok tablolar, onlar bunlar. Çok güzel olmuş. Ama günün sonu tabii ulaşmadan değdi. Çok da güzel oldu bence. Ne yapalım? Yavaş yavaş Sarp'ın da şu makyajını tamamlayıp birkaç kere fotoğraf çeksek acaba? Olur. Yer değiştireyim misin? Hay hay. Hadi tabii. Bakalım. Yüzün kapanacak bro. Ben değişeceğim. Komple değişeceğim. Gerçekten Mehmet'in hatırı için katlanıyorum. Bana bir şey yapmadın abi. Sevgili Jeff'le hafta içi benim ofiste buluştunuz. Ben evet. Başka bir çekimdeydim ama kalıplar alındı. Ne kadar sürdü Jeff o kalıp alma olayları? Kalıp almak 45 dakika sürdü. Hani neden kalıp aldığımızı da anlatalım da. Çünkü önce modellemesi yapılması için kalıp alındı. Ondan sonra modellemesi yapıldı. Aslında uygun olarak biraz günümüz şartlarına uygun modernize ettik Sarp'ın yüzünde. Ondan sonra bugünkü uygulama yaptık. Aslında günümüz şartlarına uygun aslan adam derken? Yani o zamanın teknolojisi 80'lerde bir daha tiyatro olduğu için biz biraz daha Sarp'ın yüzüne uyarladık aslında. Anladım. Modeli. Hiç değişmemiş zaten bildiğimiz Sarp'ın yüzü. Bayağı. Yani işte. Şimdi belki bir şeyler olacak. Abi Sarp benim hayatımda gördüğüm benden yani en az benim kadar etçil nadir adamlardan. Yani o et yemeyi o kadar seviyor ki ben de çok etçiyimdir. O yüzden aslan adam deyince hemen böyle bir kim olabilir? Yani Sarp'tan başkası olabilir mi? Sen hiç konuşmuyorsun daha bugün. Bir tırsmaya başladın mı inceden? Konuşamıyorum maskeyle rahat ya. Bir hırla bakayım. Ben yalnız peruklu halini ilk defa göreceğim şimdi. Ya bu şu anda oldu. Ne oldu biliyor musun? Bu hani bizim gençliğimizde bir evet biliyorum. Vincent vardı ya. Evet. Ron Perlman oynuyordu. Bilmez o da ne diziydi değil mi? Çok ama Ron Perlman normalde de aslan Vincent gibi. Evet doğru. Şeyde falan da oynar o. Ne adı ya?
Perm'in çok şeyi var ya öyle makyajda. Şey hayvan mezarlığı. Evet hayvan mezarlığı. Bu, onun dışında da birçok şeyde de aslında o makyajlı gördüğümüz o tiplerin evet. arkasında çoğunun arkasında da o var. Şu an şaşkınım. Değil mi? Bir anda her şey nasıl değişti değil mi? Bir anda. Beraber. Tamam buradan rock konseri işte. Tam oldu ama değil mi? Çok. Şey vardı Army of Lovers vardı hatırlar mısın? Hatırlamaz olur mu? O marka olduk. Vay be Army of Lovers da nereden geldi abi aklına vay be. Şey, onların böyle vardı fırfırlı falan gömlekleri. Bizim Sarp'la da seninle de ilk çekimimiz olmayacak bu. Yok. Yani bugün tek farkı işte içinde bir de fotoğraf programı gibi işte böyle bir sohbet programında olması. Ben keyifle de izliyoruz, takip ediyoruz. Ben takip ediyorum setten vaktim kaldığında. Harikasın. Geçen çünkü haftalıklar... paylaşımlarınızı da görüyorum. Evet, evet. Takip ediyorum. Oradan takip ediyorum zaten. Aa bu hafta bu varmış, bu, şu hafta bu varmış. Keyifli oluyor programlarınız. Efendim? Mart ayındayız. Ya. Geçen hafta cadılarım vardı. Sevgili Tuğba ile Burcu. Burada bayağı ortalığı ayağa kaldırdık yani. Ben onları göremedim. Emre ile bizim Canan'ı gördüm ben. Evet, ha, o da Emre ile Canan'ı gördüm. Evet, o da bayağı eğlenceli oldu. Korsanlar. Korsanlar. Hem güzel var işte her hafta böyle farklı farklı. Tabii biz biraz coştuk ama bu gerçekten sizin dekor artık şu anda herhalde en farklısı oldu diyebilirim. Çünkü kendi dekoru normalde böyle değil. Koltuklar var işte. Evet, evet. Var, sehpa falan var ama bugün konsept olduğu için şey de sohbet bölümünü de fotoğrafın içine artık adapte ettim. Süper. Orayı da dekor olarak kullanırım diye. Bir taşla iki kuş. Biz şimdi Sarp'la bir Bulgaristan'da bir çekim yaptık. Hı hı. Orada çok iyi atlıları bir evet, iyi bir tip olmuştu yani. Ondan sonra bir de ne yaptık? En son dönemde de bir şeyle Terminator çektik. Terminator çektik. Termo. Onun bir videoları var. O da efsane. O da çok. Videoları gördün mü sen onu? Videolarını görmedim. Esas ama videoları olay ben. Gördüm sonuç. Yani videolar çok başarılı. Ben tam bir bitirim böyle hani şey mahalle fotoğrafçısı olur ya. Tam o Ankara'daki dönemlerimi oynuyorum. Adam Terminator. Ve sürekli Terminator'u darlayan bir bitirim şey çocuk böyle. Vay Termo ne haber diye dalıyorum böyle içeri. Ya. Böyle da, şey yapıyor sinirleniyor falan. I'll be back falan diyor. Ondan sonra aa diye gülüyoruz. Oh ya videolar da bayağı iyidir yani. Vay Termo ne haber? I'll be back. Olur. Birceyle de 46'nın ilk sayısına 46'nın... galiba. 46'nın... bir ya ikinci sayısına. Yani öyle ilk sayılarından. Çok geniydi. Çok hoş çok bir çekim yapmıştık. Çok naif, böyle duygusal. Sen o fotoğrafları sonradan görür müsün? O hale geldi ama. O sonradan o hale geldi o çekim. Şeydi sanıyorum Özlem Süer'in koleksiyonuydu. Evet, Özlem'in onun için o dönemki koleksiyonuydu. Koleksiyonu. Evet, doğru. Ve şey, abi orada bir duygu istedim mesela. Hatırlıyor musun? Ya abi, gözlerini doldurur musun falan böyle bir durdu abi tık böyle bir göz yaşları, gözler doldu falan şok bir çektik acayip fotoğraf. Aslında o şey Corpse Bride gibi olmuştu yani hani i̇stemeden. O evet istemeden hani o poz vesaire. O siyahlı olan mı? Bir tane siyah. Mi? Ben biliyor muyum? Kaç kare o? Sen biliyorsun biliyorsun. Ha o şey. Onu biliyorsun. Böyle metal şeyler var. Diğerleri onlar mesela oh, çok sonradan mesela yaş ilerleyince herhalde bilmiyorum. Çok sert gelmişti bana. Çok karanlık gelmişti sonradan. Ama o hani böyle durdu. Evet, o fotoğraf. O favorim. Onu benim çok favorim. Seviyorum. Benim de favorim. Ama Sarp'ın Terminator fotoğrafları tabii. Ve videoları. Videoları tercih ediyorum ben. Videolar çok güzel ya. Ben fotoğraflar şahane tabii de. Videolar çok eğlenceli oldu. Bence de. Yani onun devamını kesin çekeceğiz. Şöyle bir aynaya biraz bir kükre bakalım. Şuradan bir kendine bir bak. Şöyle bir... Aynanın arkasında kamera var. Abi bu... Bu arada bizim evde 4 tane gibisi. Kedimiz var. 5'te bende var hadi. Tabii işte. Şimdi ne yapıyoruz Cevişim? Merak şimdi, ediyorum ben bir yandan. Kontroller için gölgelendirme yapıyoruz. Haydi o zaman sen için. Onları hallet. Ondan sonra ufaktan biz bir fotoğraf çekimine başlayalım. Sarp'cığım, üzülmeyeceksin, bağını sormayacaksın. Böyle niye aslan adam olduk falan. Bak. Bunlar tabii ne olduğunu soracaksınız. Ben hemen sormadan söyleyeyim. Adana'dan getirttim. Kaçak şalgam. Niye?